Ali Karahasanoğlu, para, para, para. CHP paramparça olmuyorsa paradandır. İktidarı konuşmamız gerekirken, iktidar partisi neleri yapıyor, neleri daha iyi yapması gerekir, hangi konularda başarılı değil, bunlar üzerinde düşünmemiz, konuşmamız, yazmamız gerekirken seçimi kaybeden CHP'yi konuşuyoruz. CHP'yi parti yönetimi açısından konuşuyoruz. Parti yönetiminde değişim olacak mı, olmayacak mı üzerinden tartışıyoruz. CHP'nin gazetecileri maaşa bağlamalar açısından konuşuyoruz. Halk TV ile yaptığı anlaşmayı sansürün kaldırılmasının yıl dönümünde iptal etmesiyle konuşuyoruz. Altılı masa içindeki protokole ilaveten diğer ortakların haberi olmadan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif etmesiyle konuşuyoruz. Partinin içinde temiz birisi olmadığını, mevcut genel başkanın olsa hemen bırakırım açıklaması ve itiraf etmesi üzerinden konuşuyoruz. Partiden olmadı hissedarı olduğu bankanın iştiraklerinden reklama boğduğu gazetelerin CHP'deki yönetim krizini birinci sayfalarında görmeme ilkesizliği üzerinden konuşuyoruz. Bu arkadaşlar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın onurlu şekilde istifasının biraz geç haberleştirilmesi üzerinden muhafazakar medyaya saldıran ne manşetler atmışlardı. Şimdi kendileri bırakın haberlerin geç verilmesini, CHP yönetimi için yapılan tartışmaların hepsini resmen gizliyorlar. Ama yine başkanlarını basını susturma üzerinden suçluyorlar. CHP'nin vagonluğuna talip olan muhafazakar geçinen partilere yakın gazetelerin, Karar'ın, Yeni Asya'nın, Milli Gazete'nin CHP Genel Başkanı üzerinden istifa edecek mi, etmeyecek mi şeklindeki tartışmalara adeta cız diye tehdit edildiklerine dair iddiaların gündemde olduğu gerçeği üzerinden konuşuyoruz. CHP'ye yakın bir gazeteci olan Yılmaz Özdil'in bile isyan edip kiralık mutant gazeteciler söylemiyle CHP'nin emri altında gazeteciler olduğu iddiası üzerinden konuşuyoruz. Ve en nihayetinde CHP'nin parlak belediye başkanı olarak düne kadar öve öve bitiremedikleri Ekrem İmamoğlu'nun bile yerel seçimde hezimet olacak açıklaması üzerinden konuşuyoruz. Evet, bu cümle çok önemli. Yıllardır söyledik. Şimdi bizim söylediğimizi CHP'li başkan tekrarlıyor. Olayları yakından takip edenler Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi diyecekler. Gerçekten de daha düne kadar hemen her gün CHP'nin dindar karşıtlığı ile meşguldük. Ayasofya'yı müze yapmaları ile bu partiyi anar olmuştuk. Başörtü yasağının devam etmesi için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeleri üzerinden CHP'yi konuşuyorduk. İmam Hatip düşmanlıklarını konuşuyorduk. Zinanın serbest bırakılması, eşcinsel birlikteliklere karışılmaması talepleri üzerinden konuşuyorduk. Kim bilir belki de dün konuştuğumuz o söylemlerin faturası olarak millet onlara bu tokatı attı. O tokat sebebiyle artık biz CHP'nin belediye seçimlerinde hezimet yaşayacağını kendi belediye başkanlarının ağzından dinliyor ve bu sözler üzerinde onları yorumluyoruz. İmam Hatip düşmanlıkları sebebiyle şimdi kiralık gazeteciler tutmuşlar, kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Başörtü düşmanlıkları sebebiyle Halk TV ile anlaşmalar yapıp yasakçılıklarının üstünü örtmeye çalışmalarında başarı elde edemediklerini görüp bari paramız gitmesin diyerek sözleşmeleri feshediyorlar. AK Parti'nin seçim sonrasında dağılacağı kehaneti yapmaya kalkanlar şimdi 100 yıllık CHP'nin paramparça olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kabul ediyorlar. CHP paramparça olma tehlikesiyle karşı karşıya dediysek bu lafın gelişi. Onlar da bir bankanın %27'lik hissesi olduğu müddetçe mümkün değil paramparça olmazlar. Kavga ederler. Birbirlerine küfrederler. Ama günün sonunda sahibi oldukları banka hissesinin hatırına bir ortak noktada yine buluşurlar. Düşünsenize, Ekrem İmamoğlu kendi istediği yerine getirilmedi diye CHP'den istifa etse. O büyük banka hissedarlığı sayesinde kullanacağı ekonomik imkanları da kaybedecek. Tersinden düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunu bıraksa başkanlık ile birlikte o meşhur bankanın yönetimine yapacağı atamalardaki söz hakkını da kaybetmiş olacak. Onun içindir ki şu partiden bu partiden istifa etmek kolaydır da CHP'den istifa etmek zordur. AK Parti listesinden kendisine altın tepsi için başbakanlık koltuğu verilen Ahmet Davutoğlu bile bir çırpıda partiyi terk eder. Arkadaşlarını arkadan hançerler ama CHP'dekiler kolay kolay istifa edemezler. Bakmayın siz Muharrem İnce'nin istifa ettiğini. Her an gözü partiye geri dönmekte. Kim Türkiye bütçesinin üçte bir büyüklüğündeki varlığa sahip bir bankanın
%27 ortaklığındaki parti gücünü yok sayarak CHP'den ayrılmaya cesaret edebilir. CHP'den istifa edip sıfırdan siyasete başlayabilir. CHP bugün bu kadar tartışmalara, kavgalara rağmen paramparça olmadıysa, olmuyorsa bilin ki İş Bankası hissedarlığını elinde tutmasındandır. Bu da aslında CHP'ye diğer partilere göre haksız bir avantaj sağlamaktadır. Siyasi güçlerinin yanı sıra bir de devasa ekonomik gücü ellerinde tutarak maça 2-0 önde başlıyorlar. Ama maçın sonunda ona 2 yeniliyorlar. Türkiye ne partiler gördü? Ana vatanlar, doğru yollar, tuz buz oldular. Şimdi adları bile bilinmiyor. Ama CHP yıllardır kaybettiği seçimlere rağmen bugün parti içinde yaşadıkları o kadar büyük kavgalara rağmen hala ayakta tutulmaya çalışılıyorsa, şunun şurasında 8 ay kalmış mali seçimlerde başarılı olacaklarına dair kendilerine bir umut var ise İş Bankası hisselerine sahipliğinden kaynaklıdır. Anayasa Mahkemesi partiler arasındaki bu haksız avantajı ortadan kaldırmalıdır. CHP, İş Bankası'ndaki hisselerin kendilerinin kazancı olmadığını kabul ediyor. Dolayısıyla haram para üzerinden nemalandıklarını itiraf etmiş oluyorlar. Bu yanlışa son verilmelidir ki milletin sandıkta tokat attığı partiler nerede kalmıştık diyerek bir sonraki seçimde tekrar yalanlar, iftiralarla milletin karşısına çıkmasınlar.